Selam dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir sandviç hazırlıyoruz. Evet. Üzere sandviç ekmeklerimiz hazır. Şu an yağda kızartıyorum. Bekleyin. Deneysel bir çalışma yaptığım için dur şunu sesini kapatayım. Kapan lan. Yumurtalı yapacağım. Biraz yumurta katacağım içine. Üzere nar gibi kızarmış, misler gibi olmuş 2 adet ekmeğim. Şimdi neden böyle bir şey yaptı dediğinizi duyar gibiyim. İçimden geldi, yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi labnemizi alıyoruz ve labnemizden bir parça sürüyoruz. Acaba zeytin de koysam mı içine ya? Ne bulduysam koysam içine. Böyle geliyorum. Şöyle bir tutam. Sürdüm mü? Sürdüm. Allah'ım ya Rabbim. Param olsa da ben alsam. Domatesimi bir güzel yayıyorum üzerine. Burada sıra çok önemlidir. Önce domates konulur mu bilmiyorum. Şöyle parça parça domatesleri yapıştırıyorum. Bir güzelce ne? Sıcak şeyde erittiğim, az önce soğuktu bu, kaşarı üzerine şöyle koyuyorum. Sonra cığıma bir güzelce ne? Salatalıklarımı özenle diziyorum. Şöyle ince ince, yasemince. Evet, dana jambonum var. Şimdi bunu bir güzel ısıtarak birazcık pişirmek istiyorum. Pişirdiğim dana jambonları yerine yerleştireceğim. Evet, yerleştireceğiz. Bugün de yiyeceğiz. Lan, dünyanın en fakir, en saçma, en iğrenç sandviç videosu be. Bir tutam karabiberi şöyle hapşırasım geldi. Sonra da şöyle kocaman bir tuzumuz var. Allah'ım, galiba ben yemek seviyorum ya. Yemeği bayılıyorum. Tıp fakültesi sonra doktorluk, asistanlık derken aldık kiloları, veremiyoruz. Şimdi de böyle yemek videolarına sardık. Mukbang yapacağım. Hatem de uşağım. Arkadaşlar, patron çıldırdı. Şu an yumurta da koyacağım içine. Yumurta bile var. Şu sarısını çok koyduk bence. Beyazından da koyalım. Elhamdülillah. Şimdi ters çevirmem gerekecek. Şöyle ters çevirip üstüne o handa koydum. Abo, şuna bakın. Allah'ım. Arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz üzere harika bir sandviçim oldu. Ben bunu afiyetle yiyip geliyorum. Hatta dur şöyle mukbang mi yapsak? Mukbang, mukbang. Kim toplayacak burayı ya? Yumurta olmasa da olurmuş. Yumurta birazcık yanlış olmuş. Ama olsun, yine güzel. Harika. Evet arkadaşlar, bekarsanız, evde hiçbir şey yoksa, fakirseniz yani. Bunlar çok basit bulunabilen temel ihtiyaçlar. Domates, yumurta, salatalık falan. İşte yolan var, olmayan var falan, saçma sapan şeyler söylemeyin. Domates, salatalık, her gün yediğin şeyler zaten. Bunlar var. Yumurta işi mi olmuş? O birazcık benim sürrealistliğim oldu. Arkadaşlar, son bir şey demek istiyorum. Ben bundan yıllar evvel, yani bu bir size tavsiye olsun, bugün düşündüm. Üniversitedeyken, lisedeyken böyle çok uzun olurdu, anladın mı? Böyle 2,5 ay, 2 ay, 1 ay, hani 3 ay böyle tatile çıkardık ve o tatil bana çok uzun gelirdi ve çok da hakkını vermezdim o tatillerin. Şu an Temmuz ayının sonuna gelmişiz neredeyse ve ben Temmuz ayına geldiğimizin farkında bile değilim ya. Çalışma hayatındayken o kadar çabuk geçiyor ki, ya daha dün gibi Aralık ayında böyle tir 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 titriyordum. Ya daha dün Şubat'tı, Ocak'tı, yani ne ara Temmuz oldu? Ne ara buralara geldim? Yani yaşlandıkça hayat o kadar hızlı akıyor ki. Bak, çok yaşlı değilim. 26 yaşındayım, okey. Hatta doğum günüm yaklaşıyor, 3-4 gün sonra doğum günüm, neyse. Kalp. hayat aldıkça, yaş aldıkça o kadar hızlı geçiyor ki ne olduğunu bile fark edemiyorsun. Bence sıkı sıkı sarılmak lazım hayata ve bitmeden... Hayatın bitmeden bir şeyler yapman lazım yani, kesinlikle. Harbi diyorum ya, içinizden biri olarak söylüyorum bunu, bir unutmayın. Tamam, hadi bay bay.